valiliğinden açıklama var. 13 asker öldü, 7 asker yaralı. Son gelen haberler bu yönde. Sayın Öcalan düşüncelerinin değil, şu anda almış olduğu kellelerin hesabını veriyor. Kürt halkı olarak demokratik özelliğimizi ilan ediyoruz. Ya ben politikacı değilim, ben veremem dersi ama tek istediğim halk artık kendine gelsin. Artık internetten Atatürk'e sövmek suç değil ama başbakana sövsen tam 20 yıl yersin. Öcalan orospu çocuğu, bu içte ayıp değil ama başımızdaki bakan o piç kurusuna sayın dedi. Kürdün emeli benim hür zihniyetime yakın değil ama muhtaç olduğum kudrete sahiptir kanım benim. AKP'nin gerici zihniyeti ülkeye hükmediyor ve bugün Türk gençleri Atatürk'e küfrediyor. Nankörlüğün daniskası tüylerim ürperiyor, tanrı şahidim olsun kimse edemeyecek ülkem yok. Sadece siyaset yap egon için düzme beyni, ben vermiyorum sen vermiyorsun ulan kim bu %50. Kaçmasın yüksek heyfin kimse çıkıp kızmıyor ama Atatürk'ün Anıtkabir'de kemikleri sızlıyor. Beni korkutan bir hiç uğruna memleketimin satılması, Kürdistan falan istemem yurduma, peki daha kaç askerin ölmesi lazım. Devlete karışıyor her an İslam ve siyaset çökmüş bir mekanizma. Asla geçmişine ihanet etme, ne olur Türkiye'm Kemalist kal. Ülkemlerde nankör varsa onun başına taç takar ve nerede doğru dürüst adam varsa ona da kaş çatar. Şüphesiz Atatürk ülkemde hürriyeti başlatan ve bu gidişle sanırım bitiren de olacak başbakan. Her seçimde aynı bok, vaatler hep klişe, dış borçlar katlandı, ülke iyice girdi krize. Siyasette tamamen bütünleşti din ise, ülkenin her yerine açıldı gıcır gıcır kilise. Fiyaskonun tilla, TRT'nin Kürt kanalı, çok yakında kadınlar zorunlulukla türban alır. Ülkenin yarısı seni seçti, şimdilik gül bakalım, askerler ölürken koltuğun sefasını sür bakalım. Ülkeyi şeriata çevirmek adam için metot basit, hem İslam devleti diyor hem de diyor ki demokrasi. Alttan yürütülen sistem aslında feodalist, biz Türk'üz ulan, ne ırkçıyız ne de neonaz. Beni korkutan bir hiç uğruna memleketimin satılması, Kürdistan falan istemem yurduma, peki daha kaç askerin ölmesi lazım. Devlete karışıyor her an İslam ve siyaset çökmüş bir mekanizma. Asla geçmişine ihanet etme, ne olur Türkiye'm Kemalist kal. Siz aptallar bazı şeylerin farkında değilsiniz. 13 tane şehit veriyoruz, kimsenin sikinde değil ama amına kodumun Amy Winehouse ölünce herkes üzülüyor. Lan nasıl bir ülkede yaşıyoruz biz ya? Belki de bundan 20 yıl sonra ne mutlu Türk'üm diyene bile diyemeyeceğiz. Ne diyeyim ki? Allah sonumuzu hayır etsin. Beni korkutan bir hiç uğruna memleketimin satılması, Kürdistan falan istemem yurduma, peki daha kaç askerin ölmesi lazım. Devlete karışıyor her an İslam ve siyaset çökmüş bir mekanizma. Asla geçmişine ihanet etme, ne olur Türkiye'm Kemalist kal.